O kadar çok severdi ki o türküyü, ne zaman dinlese gözyaşlarını tutamazdı. Yemen türküsü Atatürk'e genç yaşında hayatlarını kaybeden gençleri ve askerleri hatırlatırdı. Duygulanır, ağlardı. Kitap okumayı çok severdi Atatürk. Yoğun çalışmalarından ne zaman fırsat bulsa bir kitabın kapağını mutlaka açardı. Ama bir roman vardı ki cephede savaştayken bile yanından ayırmaz, ara sıra rastgele bir sayfasını açar, okumaya dalardı. Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu romanı Mustafa Kemal'in en sevdiği romandı. Bir de hayvanları çok severdi. Ama en çok atları. Cephedeki yol arkadaşlarını bazen köşkün bahçesinde bile ağırlardı. Bir de köpekleri severdi. İlk köpeğinin adı Alp'ti. Çanakkale savaşlarında bile yanındaydı. Sonra Alber adlı bir köpeği daha oldu Mustafa Kemal'in. Alber'i kaybedince çok üzülmüş, teselliyi Fox'ta bulmuştu. Fox'u nereye gitse hiç yanından ayırmazdı. Çok düzenli ve titizdi Mustafa Kemal. Her şeyin yerli yerinde olması onun için önemliydi. Sofrasında, gardırobunda, hatta dostlarının evinde bile her şey muntazam olmalıydı. Hep beyaz gömlek giymekse olmazsa olmazlarındandı. En sevdiği yemeklerden birisi kuru fasulye pilavdı. Manastır Askeri Lisesi'nden kalma bir alışkanlıktı. Tatlıya düşkün değildi ama gül reçelini severdi. Bir de enginarı çok yemek istemişti. Hatta son isteklerinden birisiydi. Yaveriyle şu konuşması tarihe geçecekti. Çocuk, ben hayatımda hiç enginar yemedim biliyor musun? Türkiye'nin en ünlü aşçısı sizin için hazırladı. Kahramanmaraş'tan trenle yola çıktı. Geliyor paşam. Ama o tren 10 Kasım'a yetişemedi. Mustafa Kemal merakla beklediği o enginarı hiç tadamadan hayata veda etti. Bir de dünya turuna çıkmak çok istemişti. Dünya turuna çıkmak ve Türk dili ve tarihi üzerindeki çalışmalarını genişletmeyi arzu etmişti. Ama olmadı. Bir ülkeyi kurmak, geliştirmek ona o zamanı vermedi.